Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sol anahtarında re notasını bulma çalışması yapacağız. Yine farklı ritimlerde re notası birinci satırda gördüğünüz gibi. Yönergemiz ne diyor? Birinci satırdaki notaların tamamı re notasıdır. Evet. Daha sonra ikinci satır, yani buradan itibaren başlayarak bütün re notalarını bulup daire içerisine alalım. Re'leri burada gördük. Şimdi kalemimizi alıyoruz. Evet, bunun çıktısını alıp, videonun altında linkte var, çıktısını alıp kendiniz de çözebilirsiniz. Ama öncelikle videoyu izleyip iyice pekişmesini sağlayalım. Şimdi R'lere gelelim. Yine zamanlarını da söyleyelim bunların, kaç vuruş olduklarını. R bir vuruş, bakın birinci çizginin altında gördüğünüz gibi. Bir önceki derste doğuyu yapmıştık, doğu buydu. Diğer notaları yapmıyoruz. Mesela bu fa ama yapmayacağız. Biz re'ye odaklanacağız. Re 2 vuruş. Buraya bakıyoruz. Şöyle de yapabiliriz. Tamamı görünsün diye. Re 2 vuruş. Bakın bu re 4 vuruş. Değil mi? Sonra burada re var. 2 vuruş. Bu re 1 vuruş. Böyle geldik. Evet, burada bir re var. 4 vuruş. Sonra burada bir re'miz var. Evet. Bu ölçüde, bunların her birine ölçü deniyor. Bura komple satır. Burası da ölçü. Burada re notası yok. Buraya bakalım. Belki benden önce de bulabiliyorsunuz. Burada da yok. Re. Evet, burada var. 2 vuruş. Daha sonra bu re'ye bakalım. 1 vuruş. Burada re var mı? Evet. 2 vuruş. Çok güzel. Yine burada bir re var. 2 vuruş. Mesela bu re değil. Bir sonraki derste göreceğiz bunu. Bu mi notası. Re'lere odaklanıyoruz. Sadece bu karmaşanın içerisinde re'lere odaklanıyoruz. 4 vuruş. Bu 2 vuruş. Re, evet, burada 4 vuruş. Buraya gelelim. Bakın çok farklı notalar var ama hiç önemli değil. Biz her ölçüde varsa R'yi bulup R'yi işaretliyoruz. Daha sonra burada R, bu 1 vuruş, şu 2 vuruştu arkadaşlar. Sonra burada R kaç vuruş bu? Evet, 1 vuruş. Bu R kaç vuruş? Evet, 2 vuruş. Bakalım R var mı? Şöyle tek tek kontrol ediyorum. Burada R'm var. Sonra bu 2 vuruştu. Şu 2 vuruş. Bu bir vuruş. İleriki derslerde biraz daha 3 vuruş, belki yarım vuruş, onlara da geçeceğim. Ama şimdi temel piyano seviyesine odaklandığımız için en çok kullanılan ritimler bunlar. Bir vuruş, yani şunlar kullanılıyor. Bir vuruş, iki vuruş, dört vuruş. O yüzden farklı ritimleri henüz koymadım. Diğer videolarda koyacağız. İki vuruş, bir vuruş. Buraya bakalım. Bakın burada iki tane R varmış. Biri burada, biri burada. Bunlar ikisi de birer vuruş. Şöyle bakıyorum. Burada var. Bir vuruş. Şu R iki vuruş. Buraya bakıyorum. Evet, burada bir R var. Gördünüz mü? Araya karışmış. Şurada bir R var. İki vuruş. Başka R var mı? R bir vuruş. Evet, R'lere odaklandığımız için iyice pekiştiriyoruz. Eğer sıkıntı çekerseniz videonun altındaki linkten çıktısını, PDF'sini alıp çıkartın yazıcıda ve birkaç tane fazla çıkarıp bol bol çözebilirsiniz. Aynı testi bol bol çözebilirsiniz. Bakın buradaki R'leri de bulduk. Şöyle bir kontrol edelim. Bunlar hepsi R'ydi. Bakın R. Gözden kaçan bir şey var mı? Evet, R, R, R. Burada şu an yok. Göremedim ben. Şu an gözden kaçan bir şey yok burada. Evet, hepsi R bunların. R, R, R. Çok güzel. R'leri öğrenmiş olduk. Son kez şöyle bir bakalım. Birinci çizgi, sol anahtarında birinci çizginin altındaki nota R notası. Farklı zamanlarda bunlar. Gördüğünüz gibi hepsi R. Böyle bol bol görerek gözümüzü iyice alıştırabiliriz. Bir sonraki çalışmada yine sol anahtarında mi notasını çalışacağız. Bakın onu da farklı renkte şöyle göstereyim. Mi nerede?
şu notayı çalışacağız, bunu pekiştireceğiz. Notalar öyle bir şey ki hani bir kere görüp aa öğrendim diyemiyoruz. Gerçekten çok çok görmemiz lazım, bol bol görmemiz lazım. Bunu zaten piyanoda da seviyeniz ilerledikçe fark edeceksiniz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Re'mizi burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın.